Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise of War videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz gündemde şu an yeni bir güncelleme ve yeni komutanlar var. Ve herkes şu anda iyi oynayanlar ve kötü oynayanlar da bu komutanları almak için deli gibi sandık açıyor haliyle. Ee, ben de dedim şu anda kötü hesapta olduğum için en azından dedim e, hazır mevcutta olan Orban'ı bir paylaşalım. Nedir bu komutan? Ne kadar etkilidir? Bunu çıkarttığımız zaman bu bir T2 komutan olduğunda saygınlığını kaç yaparsak çok etkili olur. Bunları ele alalım dedim. Şimdi bildiğiniz bildiğiniz üzere hem kuvvet hem odak üzerine eşit değerde gözüken bir komutan. Tabi vereceğiniz itenmene göre bunlar e, ortalı bir şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimiz zaman önemli olan şey tabi skill'ler. Şimdi her zamanki gibi. 4 ana skill var tabii ki de. İyi saygınlığa sahip olduğunuz zaman şöyle görüntüde El felaketi ve Cüce felaketi var. Şimdi bunlar nedir? Okuyarak zaten az çok mantık yürütebiliriz ama nasıl kullanabiliriz? Şimdi bunun bunu sunucuya bağlayan şey. Birincisi El felaket dediğin zaman hasar alımı 1.6 demiş. Bunu fulllediğiniz zaman tabii ki de ona göre yükselecektir ve ayrıyetten düşman elfler hep HP diyor. Yani sunucudaki düşmanlarınız elf ağırlıklıysa böyle bir komutanı doldurduğunuz zaman vurduğunuzda pat diye her türlü e, hiçbir HP iyileştirme sıkıntısını yaşayacaktır. Yani bu şöyle elf komutanlarda olur, elf ordular da olur. Hepsini kapsam alanına alır. Yani o sayede ne olmuş oluyor? Legolas olsun sıkıntı. Atlı okçu kullanıyorsanız mesela sıkıntı. Onun haricinde sentinelleri kullanıyorsanız sıkıntı. Bunların hepsini patlatır yani. Devamında atiklik demiş. Düşman menzil birimlerinden alınan hasar %4 demiş. Eksi. En azından e, defans olanağı defans olanağı da yüksek bir komutan. Aşağı indiğimiz zamanda her turda hasar oluşturma demiş. Bu da wow, tur tur dediğine göre kaç tur acaba? Ha bunlar fulllediğimiz zaman görebiliriz ama burası iyi. Şimdi aşağı geldiğimiz zaman asıl burası sıkıntı. Niye? Koç binicileri olsun. Onun haricinde muhafızlar olsun. Gimli olsun. Dıvarin olsun. Ya bu büyük, ihtimal bütün cüceleri kapsayacaktır. Ve bütün aynı zamanda birimleri de kapsayacaktır. E buradan olmuş oluyor. Otomatikman hepsinin HP iyileştirmesini engellemiş oluyor. Bu da büyük bir etki sağlar bizim için. Onunla birlikte ne demiş? %14.3 şansla delilik oluşturur. Ha, bak burası yukarıya göre daha iyi. Yani saygınlık bir olduğu zaman aşağıdakini fullleyip üst taraftan da ev felaketine verip atikliği fullleyip burayı altıda bırakabilirsiniz. Mesela saygınlık bir olduğu zaman. Ki bu da muhtemelen defanstır. Bak ben daha okumadım. Direkt gördüm zaten görünüyor Yani bu hero'yu elinize aldığınız zaman cüce felaketin bence fullenmesi lazım. Ortaya geldiğimiz zaman ne demiş? Yüzük tayfı. Yüzük tayfı neymiş? Alınan yakma ve zehir odaklı hasarlar 2 demiş. Hmm, artı demiş. Odak yüz, artı 15 veriyor. Bunu fullediğiniz zaman. 3 saygınlık olduğu zaman el felaketine vermeyeceksiniz. Veya el felaketine de 2-3 verilebilir. Yani burada bir denge sağlanabilir. Dağılım da olabilir. Çünkü sonuçta burada da bir HP yenilememe söz konusu. Onun üzerinden gidilebilir. Devamında mor göz zehri demiş. Her saldırıda 2 tur boyunca zehir hasarı... Zehir hasarı önemli. Şimdi bunu ya bu komutan şu anda imba gibi gözüküyor bence. Benim kendi kanatımda doğru itemlerle, doğru odak ve kuvvet itemleriyle dizildiği zaman yani mesela buraya bir pipo yapılabilir. Hele ki sarı pipo yapılabilir. Onun haricinde pullu zırh yapılabilir. Yani bunlar kullanabiliyor diye biliyorum benim bildiğim kadarıyla. Pipoyu gerçi Geç gerçi S2'de olmanız lazım. Kötü birimlerde de pipo kullanılabiliyor muydu? Kötü birimlerde ben belki peş, pek denk ama ortanç var mesela burada kullanılabilen. Mesela o bende var. O da mesela güzel olabilir burada. Bunun haricinde odak odak olanaklı aksesuarlar gidilmeli. Silah olarak mesela kuvvet olarak gidebilirsiniz. Onun, onunla beraber o da balta mesela gidebilir. O bir tane yay var o yay gidilebilir. Yani mantıklı şeyler yapılabilir aslında. Devamında nazgül çığlığı demiş. %10.14.3 şansla sersemletme verir. Sersemletme bağışıklığı tüy item tüm itemlerde var. Yani nazgül çığlığını katmaya gerek yok. Çünkü Eowyn'de mesela kaskında sersemletme bağışıklığı var. O yüzden anti olarak bu sikirli e pek fazla iş göreceğini düşünmüyorum. Tabi o kadar profesyonelse herkes ona göre bir item dizilimi yapıyorsa onu da değerlendirmek lazım. Biraz zor ama olmaz diye bir şey yok. Gelelim saygınlık 5'e. Burada da insan birimlerini HP'si iyileştirilemez diyor. Ee, bak bunu saygınlık 3'e şey koymamış. Kurnazlık yapmış. 5 saygınlığa yaparsan demiş insan felaketini sağlarım demiş. Yani bu komutan şu anda çok iş yapar bence. Her tur kuvvet demiş %4 2.1 ihtimalle selsemletme demiş. Her tür yüzde eksi 4 demiş. Bunu düşürüyor demek ki. Onun haricinde her bir 5 zarar oluşturmada bütün birimlerin sonraki hasar özelliği %5 demiş. Yani katlana katlana güç yükselen bir güç var. Yani arkadaşlar şu anda bunun eşsizliği temelinde bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz herhalde. Evet bakamıyoruz şu anda. Ne yazık ki. Şuradan baktığımız zaman zaten bizden bunu istiyor. Ama şu an eşsiz temin açma şansımız olmuyor ama ne bileyim yani bence güzel bir komutan. iş yapar tavsiye ederim yani ama buna para harcanır mı? Acaba işte denk gelmez ki şu an mesela biz oynuyoruz kötü sunucu da. Şansımızı açsak da bir tane gelse burada görmüş olsak tabi imkansız biraz ama zor da değil. Durumundan ibaret arkadaşlar bakalım umarım işinize yarar. Yakın zamanda yeni komutan da gelecek diğer insan olan. El Rohir herhalde öyle bir şey diye anlıyorsam. El Horim mi neyse. Onu paylaşacağım ve ondan sonra da sıkça sorduğunuz sorulardan biri olan Mitril ne işe yarıyor? Yakın zamanda onlarla ilgili videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.